Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle iki tane klan savaşımız olacak. Onun içinde bir tane işçimiz boşta ve ganimetlerimiz full, gördüğünüz gibi. Hatta bu depolar fullü. Bir saldırı yemişim. Adam maşallah var, 700 bin para, 700 bin iksir, 4 bin kara iksir. 27 kupamızı almış, kara saldırısı yapmış. 4 seviye tomluk atar max seviye. Bayağı max bir adam, BV11 max. Yani içimizden geçmiş. Eline sağlık kardeşimizin. Ganimetlerim o yüzden birazcık azalmış. Onun için de ganimetlerim genelde hep full zaten. 4256 Titan 3'te takılıyorum. Elmasım var, büyük ihtimalle kraliçe skin'imi alacağım, bilmiyorum. Klan oyunları geliyor, bir gün 12 saat kalmış durumda. Korkusuz oyuncu bizim klanı, biliyorsunuz zaten. Onun dışında klanımızın klan başkenti 3 seviye falan oldu, yeni yerler açtık. En sonki savaşı kazandık, bayağı bir güzel. 20 tane düşman bölgesi sok etmişiz, 11 tane tamamlanan baskın, 11 tane yer şey yapmışız toplam, yok etmişiz. 78 bin başkent ganimeti almışız, 94 saldırı yapmışız. 187 kupa daha kazanıp 409 kupa olmuşuz, 50 TP almışız, bronz 2 ligine yükselmişiz. Ben de 3. sıradayım. Hüseyin adlı bir arkadaşımız var. Yeni gelen, kendisi dehşeti vahşet saldırılar yaptı. Eline sağlık. Şöyle diğer klan üyelerini de göstereyim arkadaşlar. Diğerleri de sağ olsun saldırılarını yaptılar. Yani bir deniz dışında 16 kişi zaten bütün saldırılarını yapmış diyecektim. Bir de Çınar Yançarı'yla. O da Yançarı. İki saldırısını yapmamış. Bu şekilde 12 kişiden sadece bir tanesini galiba yenememişiz. Ona da saldırı hakkımız kalmamış. 3 gün 10 saat sonra tekrar zaten gelecek. Klan savaşını göstermemiz gerekirse, bu arada yükseltmelerden havan havan gizli tesla, gizli tesla ve koruyucu yükselteceğim. 5.7 milyona maxlayacağız koruyucuyu, bildiğiniz üzere 20 seviye yapacağız. BB11'de 20 seviye koruyucu max arkadaşlar. Zaten ordudan görüyorsunuz, tazı balon saldırısı yapacağız arkadaşlar. Köyde tekliler daha fazla target olduğu için tazı balonu tercih ettim. Koruyucu yükseltmiyorum, klan savaşından sonra yükseltmeyi bırakacağız. O da klan savaşında şöyle göstereyim arkadaşlar. Dark Soul'un asıl saldırıları, kritik saldırılar. Alt tarafı zaten süpürdük. Biz şimdi 3'ü ve 4'ü üçlemeye çalışacağız. Dark Soul birinci saldırısını yaptı, %80'de kaldı. Beleriği düşüremedi. İkinci saldırısını Dark Soul ikinciye yapacak. Dark Soul bizim birincimiz bu arada. Twitch'inki de hatta Lokum. Şimdi üçüncüye tazı saldırısı yapacağız arkadaşlar. Ordumu da göstereceğim tamamen. BB13 köy, BB'si bir yıldız falan, zaten köy gördüğünüz gibi BB13 değil. Beni burada tek korkutan şey arkadaşlar, Klan Kalesi. Klan Kalesi'nden büyük ihtimaldir ki Elektro çıkacak. Çünkü birinciden galiba Elektro çıkmış. 30 yer var, buradan da Elektro çıkar diye düşünüyorum. Tazı balonda biraz Elektro kesmek zor. O yüzden kraliçeye kestirmeye çalışacağım. Adamın 3 tane tekli cehennemi var zaten, bu yüzden tazı balon yapıyoruz, boşuna değil. X hepsi havaya bakıyor ama çok da dert değil, zaten köy bize göre düşük bir köy arkadaşlar. Saldıracağım ordu bu. Bir tane zehirimiz var elektro için. Onun dışında tomruk atarımız var. Klan kalesinde yıldırım ve ejderha balon aldık arkadaşlar. Bu şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum. Saldır diyorum arkadaşlar, hazırsanız. Hop. Saldırdım gitti. Şimdi. Kartal topuna tarif edeceğim biraz. Tamam. Tomruk atarı da şuradan şöyle sallasam. Şaban alabilir misiniz isimden? Barbar Kral'ın diğer tarafa gitmesi biraz üzücü oldu. Tahmin ettiğim oldu. Belediyeyi düşüremeyecek galiba Tomruk Atar ama sağlık olsun. Tazı balona başlıyorum arkadaşlar.
Umarım ki belediyeyi alabiliriz bu arada. Umuyorum ki. Şurada tek rica annem kalmış. Abou, üçleyemeyeceğiz galiba. Bizim balonlarımıza ne oldu lan acaba? Bir hepsi yok olmuş, fark ettiniz mi? Şu belediyeyi en azından alabilirdik, çok iyi olur ya. Şu tek rica annem. Hadi be, alamadık. Tek yıldız kaldık. Benim balonlarıma ne oldu ya? Benim balonlarımı ne eritti? Bilmiyorum ama başka bir arkadaş bir köyden 2 yıldız alır diye düşünüyorum. Sağlık olsun. Balonlarımı ne eritti hakkında çok bir fikrim yok arkadaşlar. Şu klan kaleleri biraz sıkıntı ya. Tomruk Atar belediyeyi alsaydı büyük ihtimal alırdık. Balonları belediye eritmiştir lan. Onu hiç düşünmedim bak. Şu an aklıma geldi. Balonları belediye eritmiş olabilir. Şöyle hemen yine ordu basacağım. Ben normalde orduda ne kullanıyordum ya? 10 tane birinci kullanıyordum, görev var. 6 balon kullanıyordum. Geri kalan ejderha. 7 tane de ejderhaydı galiba. 8 çıktı. 8 de olur. Şimdi görevlere, etkinliklere bakayım. Evet, 10 tane birinci görevimiz var. Deprem görevi şeyden dolayı kullanıyorum. Şunu yapmak için kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Başka bir sebepten değil. Şimdi gidip bir istek atacağım. Başka klana gireceğim arkadaşlar. Hemen. Elektro isteyelim bu sefer ya. Elektro isteyelim. Balımızı atacaklar mı? Bir de yıldırım atarlarsa mükemmel olur. Yıldırımları var mı bilmiyorum ama. Şunları toplayalım. Klan daveti gelmiş. Biraz yıldırım bekleyeceğiz gibi. O da yavaştan 6. inşaatçıya da gideceğim 2. köyden. Ama çok da hızlı değil yani, yavaştan. İkinci saldırıyı bu arada ejderha balon saldırısı yapacağım arkadaşlar. Ya bu klan kalesini düşünmemiz lazım. Klan kalesi. Nogai bile üçler aslında oraya ha, o köyü. O köye keşke Tomruk Atar değil de şöyle girseydik lan. Zeppelin çok daha iyi iş yapardı. Belediye öldük çünkü büyük ihtimal. BB13 belediyenin o kadar can yaktığını bilmiyordum. BB11 olduğumuz için pek alışkın değiliz ya belediye binasının bize eritmesine. Biraz ona bağlayabilirim durumu. Çünkü biz BB11'iz, anladın mı? Belediye binası bizim için çok sorun değil aslında. Teklilerde balonu eritemez diye düşündüm ama belediye binasına hesabı katmayı unuttuk biraz. Klana geri giriyorum. Ordumuz tam. Bu sefer de orada saldıracağım. Şu klan kalesini. Bu sefer BB11. Tekli cehennemlere de bayağı fazla hasar vereceğim arkadaşlar. 20 tane de balonum var. Şuradan yollasak. Aslında kraliçe yürüyüşü yapabilirdim ya. Neyse, saldıralım. Şu an şeyi nasıl alacağımı düşünüyorum da, klan kalesine. Buldum nasıl alacağımı. Ejderhalarla hallederiz orayı. Kafasına zehir at.
balonlarımı atacağım. Barbar kralımı atacağım. Şöyle koruyucunun özelliğini basacağım. Bu arada kartal topunu indirmeyi başardık şeyle beraber. Kraliçenin özelliğini kullanacağım. Herhalde bu köyü bu sefer üçledik diye umut ediyorum ama bu sefer de Elektra iyi bir pik olmadı galiba. Çünkü Elektra kalacak böyle bön bön bakacak. İyi vurdu bir tane Allah'tan. Neyse en son Elektro kalsa bile tekli olmadığı için bayağı iş yapar diye düşünüyorum Elektro. Balonlarımızı kraliçe biraz eritecek. İyi, kraliçe şu an ejderhayla boğuşuyor, öldü. İyi, zaten bir tavırı mavırı kalmadı. Köyü rahatlıkla üçlemiş olduk arkadaşlar. Bir tane vur bakayım Elektro. Tamam, Elektron'un şu vuruşu değdi yani aldığıma. Son iki vuruş güzeldi, o beni tatmin etti arkadaşlar. Bu köyden yıldız almayı başardık. Diğer köyden de büyük ihtimal Nogai. Hem iki hesabı var, ikinci ve üçüncü. İkisi de BB12 çok rahat. Bence bu adamı üçler çünkü gerçekten düşük hesabı. Biz bayağı kötü bir saldırı yaptık bu arkadaşa. Ama Nogai telafi eder diye düşünüyorum. İkinciye de zaten Dark Souls saldırı yapacak. Yani bu klan savaşında çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Umarım öyle olur arkadaşlar. En kötü de dip dibe biter diye düşünüyorum. 10 tane binici basacağım tekrardan. 6 balon basacağım. Geri kalanla da ejderha değil. 2 tane yavru ejderha basacağım. 1 tane deprem, geri kalanı yıldırım. O savaşta biraz fail olduk. Sebebi bildiğiniz üzere belediye binasını pek tahmin edemedim. O şekilde. İkinci köyde bu arada yapmayı planladığım şey arkadaşlar şu dev topu yükseltmekten artık gına geldi. Şu dev topu 7 seviye yapacağım. Vallahi dev topunu daha yeni açtım. 7 seviyedir arka arkaya basıyorum. 2 saat yani 5 gündür falan arka arkaya dev topu basıyorum. Gelen bütün parayla. 10 milyon üstü para gitti şu dev topa. Şimdi BB7 max olmama zaten bir dev top, bir de iki tane çift topum kaldı. Bunları maxlayacağım arkadaşlar. Bir yandan labdan max oluyoruz zaten. 4 saat sonra bebek ejderha bitecek. Tek kalan şey 2 seviye top yükseltmesiyle 3 seviye balon yükseltmesi arkadaşlar. Bunları da maxlayacağım. Dersiniz bunlar bittiğinde atlayacak mısın belediye diye, atlamayacağım arkadaşlar. Şöyle, hem paraya ihtiyacım hem iksire ihtiyacım olduğu sürece atlamayacağım. Çünkü şöyle bir durum var. Hem inşaatçı 20 seviye oluyor galiba. Onu maksayacağım arkadaşlar. Full inşaatçıya abanacağım. İksirle parayla da kalan parayla da full duvarlara abanacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Laboratuvar ve savunmalar maksandıktan sonra full inşaatçı artı duvar maksayacağım. Ondan sonra BB7 max olduktan sonra, savaş makinesi 20 olduktan sonra, toplar artık çift toplar laboratuvar bittikten sonra belediye 8'e basacağım. Ama belediye 8'de artık şey yapacağım arkadaşlar. BB7 max olduktan sonra şu Tesla'yı yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. İşte şunları bir seviye olarak alıp koyarım yine BB9 atlamak için. BB9 atlayıp şunu 30 seviye yapıp bunu da 18 seviye yapıp zaten 14 olmuş olacak, 16 da yaparız. Tesla ve şey bittikten sonra savaş makinesi bittikten sonra topu zaten yaparız. Çok dert değil. 6. inşaatçı artık almayı planlıyorum. Havan da çok basit bir şey bizim için arkadaşlar. 8. seviye çoklu havan binası gerekli. İnşaatçı üstü 8. seviye. Tamam. Yani bir seviye atladıktan sonra çoklu havan yapabileceğiz. Burada 2.8 milyon. Yani BB7 maxlayacağım. Ondan sonra BB9'da 6. inşaatçı almam için gereken şeyleri alacağım. Ondan sonra tekrar BB8 max, BB9 max. İnşaatçı üstünde bilmiyorum. Belediye 9 mu max oluyor?
Belediye binası olarak ona bir bakabilir miyim ya? Bir ziyaret edelim. Belediye 9 mu max inşaatçıda? Evet, şu an belediye 9 max. Bu arada Clash of Clans'a da güncelleme gelecekmiş diye biliyorum arkadaşlar. İkinci köye 2.0 güncellemesi gelecekmiş. Bu şeyde değişebilirmiş. Otto kulübesi görevleri değişebilirmiş. Yeni gelecek güncelleme ile beraber belki BB10 falan gelebilir inşaatçı binası olarak. Belki ne bileyim top arabası değil de başka şeyler isteyebilirler falan filan gibi durumlar var imiş öğrendiğim kadarıyla. Bunlara 30 dakika var. Bu videoda başka savaş yapmam diye düşünüyorum arkadaşlar. 4256 kupayım. Koruyucuyu yükselteceğim. Klan savaşım bitmesine 20 saat var. 2 tane havan, 2 tane gizli testa. Yaklaşık bir gün arayla yükseliyorlar arkadaşlar. Gerçi bu biraz bir gün arayı bozacak. 6 gün 6 saat diyor. Bu 2 günlük bir ara olacak. O araya bir günlük daha sıkıştırabilirsek sıkıştırırız. Gerçi test yükseltmeleri 5 gün 12 saat. Hiçbir türlü o kadar düzenli olmayacak arkadaşlar. 20 saat sonra iskelet büyüsünün yükseltmesi bitiyor. Ve baskın madalyası geldi. 400 baskın madalyam var. Şu 11 saat sonra yenilenince 2 tane daha araştırma iksiri alacağım. Lab'dan da büyük ihtimal duvar yıkıcıyı açacağım arkadaşlar. Çünkü şurada süper duvar yıkıcıyı açmak istiyorum açıkçası. Ha bir de Sinsi Goblin şeyi bitmiş. Sinsi Goblin barbar süper barbar falan ben normalde kullanmıyorum arkadaşlar ama bunları açıyorum. Şöyle 25.000'e. Çünkü açmamın sebebi de zaten kaynağım sınırsız gibi bir şey arkadaşlar. Ve şurada başarım olması lazım. Bulabilirsem başarımı. Şey başarımı vardı arkadaşlar. Süper birlik etkinleştiri gibi. Heh, bir süper birliği 100 kez güçlendir diyor arkadaşlar. Bu başarım. Süper birliği burada yükseltince o başarım ilerliyor. Yani benim de ganimetim full. Maksimum da 2 tane yükseltebiliyorsunuz. Üçüncü yapamıyorsunuz. O yüzden süreleri doldukça yeniliyorum. Ki o görev olsun maksat. Orada bir tane daha istek isteyelim şu klana girip. Ne isteyelim istek olarak? Normal klan savaşlarını değil de normal savaşlarda tomruk çok işe yarıyor. Tomruğun arkasında ejderha balon her türlü iş yapar diye düşünüyorum. Büyük koruyucuyu yükseltmeye bırakacağım. Eğer etrafta bir şey yoksa ağaç mağaç yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Koruyucuyu 6 gün 6 saatlik yükseltmeye bıraktım. Klan kalemi alıyorum. Zaten full doluyor burası geri arkadaşlar. Şeyden ötürü. Klan savaşından vesaireden ötürü. Hemen doluyor geri. Ben çok sıkıntı yaşamıyorum açıkçası. Bir de tomruğumu atarsalar bana tadından yenmez olacak. Klanın da klan savaşları sona ermiş. 97-76 kazanmışlar. 462 TP almış adamlar maşallah. Sağlam bir klan burası ya. Bizim klanımıza da gelmek isterseniz arkadaşlar şöyle göstereyim bu arada. Yer işareti. Zaten yorumlardan falan da belirtirseniz yardımcı olurum bulmanız için. Etiket şurada, ismi burada. Buraya gelebilirsiniz. Zaten bulması çok zor olmaz diye düşünüyorum. Koruyucuyu 16. seviyeye yükseltmeye bıraktık. 2 tane havan, 2 tane gizli testa, 4 tane savunmamız zaten yükseliyor. 16. işçi için ikinci köyde her gün daha fazla yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Her gün saldırılarımı yapıyorum çünkü. Onun dışında 4600 elması bilmiyorum. Şurada kitap olarak büyük kitabı gelse aslında arkadaşlar direkt şey yapacağım. Depremi 5'e basmak 7 gün 18 saat falan sürüyor. Depremi önce 4'e basacağım, sonra 5'e basacağım. Hatta
Duvar yıkıcı değil, deprem basayım ben bu bittiğinde. Eğer şu kitap gelmiş olursa, buraya kitap gelmiş olursa bir de baskın madalyası alırım, 2 gün kısaltırım. O kitabı 2 gün sonra hemen kullanırız. Galiba tomruk atmayacaklar bu arada. Yani bu videoda başka yapacak başka bir şey kalmadı galiba arkadaşlar. Bölümlük bu kadar olsun. 2 tane klan savaşımızı yaptık. Zaten başka yapacak bir şeyim yoktu. Çünkü orduların geri gelmesi uzun sürüyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Potion da kullanmak istemiyorum şu an. Öyle bir potion zenginliğim de yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Onun yerine potionlarla elmas kasıp daha güzel şeyler almayı planlıyorum. Şu skinleri mikinleri almayı planlıyorum. Elmas da artık elmas da çünkü pek yapılacak bir şey yok. Bir belki heykel meykel alınabilir. Onlar da çok sevdiğim şeyler değil. Şöyle elması işte dev kahraman heykeli, dev heykel, Pekka heykeli. Bu 1 milyon olmuş. Aa, keşke Pekka heykeli alsaydım 1 milyona. Aa, alındı direkt. Ne güzel lan. Bana keşke daha önce gösterseydiler. Şu pastayı taşımak lazım. Başka? Para bol sonuçta. Paradan yana sıkıntım yok arkadaşlar. Bunları geri satabiliyor muyuz acaba ya? Satamıyoruz, depolayabiliyoruz. Güzelmiş bunlar da bu arada. Hatta şu 500'lük heykelleri de alabilirim. Korsan bayrağını alır mıyım onu çok bilmiyorum. Ülke bayrakları vardı burada eskiden, kaldırmışlar mı? Bazı skinler sadece parayla alınıyor galiba. Nedenini bilmiyorum. Şu arka planlar sadece parayla alınıyor. İkinci köyde de olması lazım. Burada da yollar, şunlar, bunlar ve 2 tane 500 elmaslık ve 250 elmaslık heykel var. Bunları alırım diye düşünüyorum ya. Elmas yapacak bir şey bulamadığımdan. Bana tomruk kalan atmadılar. Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kalesinden parayı da topla da. Şu heykelleri de almış olduk. Sonraki bölümde diğer elmas heykelleri de alabilirim. Yorumlara da belirtebilirsiniz o elmasları ne yapalım. Kitap gelirse kesinlikle kitap alacağım bu arada. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Büyük kitabı bu arada. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.